Polaroid fotoğraf makinesi denliğinde pek çoğumuzun aklına çocukluğu geliyor. Çünkü zamanında bunlardan piyasada çok fazla vardı. Renkli renkli, küçük boyutlarda birçok modelini görmek mümkündü. Hatta o zamanlar çoğumuz keşke bizim de olsa diye özenirdik. Eminim aranızda aynı şeyi düşünmüş çok insan vardır. Ancak şöyle bir şey var, biz bu fotoğraf makinelerinden birini kullanma fırsatı bulan şanslı çocuklardan biriydik. Çünkü günlerden bir gün arkadaşımın ailesi bunlardan bir tane satın almasıyla birlikte ilk deneyimimi yaşadım. Tabi haliyle uzun süre elimizden hiç düşürmedik. Belki yüzlerce fotoğraf çekmişizdir. Çektiklerimizi birbirimize verir, odalarımızı asardık. Ama ilk kullandığımızda o düğmeye bastıktan sonra fotoğrafın çıkmasını beklerkenki sabırsızlığımız bile görülmeye değerdi. Şimdilere gelirsek günümüzde fotoğrafçılık çok değişti. Herkesin elinde akıllı telefonlar var ve ne zaman güzel bir an yaşansa hop hemen bir fotoğraf çekiliyor ve ekranlarımıza düşüyor. Öte yandan artık insanlar fotoğrafları anı biriktirmekten ziyade sosyal medyada paylaşmak için çekiyor. Ancak eski günlere dönmek ve aynı nostaljiyi yaşamak hala mümkün. Piyasada alabileceğiniz 30-40 senelik polaroid makineler olduğu gibi yeni üretilen birçok seçenek de mevcut. Ancak bunun en iyi ve gelişmiş örneği bugün bizlerle. Polaroid i2. Şimdi Polaroid fotoğraf makineleri genellikle gösterişli, renkli, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay olmasıyla bilinen cihazlar. Ancak i2 bu tanımlamaların hiçbirine uymuyor. Adeta Polaroid fotoğraf makinelerinin antitezi gibi. Neden böyle diyorum? Çünkü tamamen siyah gösterişsiz bir tasarımda öğrenmesi zaman alan manuel kontrollere sahip ve fiyatı 24 bin lira civarlarında. Yani oyuncağı andıran diğer makinelerin aksine bu sefer karşımızda üst düzey bir makine var. Aiton'un fiyat noktasında bu kadar yüksek olmasının iki büyük sebebi var. Bunlardan biri manuel kontrollere sahip olması, diğeri ise markanın şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş lens kullanıyor olması. Yeni lens F8 ile F64 arasında değişen diyafram açıklıklarına sahip diğer Polaroid makinelerinin F11 veya F16 değerleriyle karşılaştırıldığında fark daha iyi anlaşılıyor. Bununla birlikte lens camdan değil akrilik ve polikarbonattan yapılmış. Doğal olarak bu da maliyeti arttırıyor. I2 gündelik fotoğraflar, sokak fotoğrafları, portre ve aklınıza gelebilecek çoğu alanda çekim için uygun. Odaklama uzunluğu 98 mm ve yaklaşık 38 mm'lik görüş açısı bulunuyor. Makineyi öne çıkaran şeylerden bir de şıp fotoğraf makinelerinde nadiren gördüğümüz otomatik odaklama özelliği. Üzerindeki lidar sensörüyle beraber uzak mesafelerdeki nesnelere odaklamada takdire şayan bir performans sergiliyor. Ayrıca loş ışıklı ortamlar da dahil tüm ışık koşullarında sensör iyi iş çıkarıyor. Yalnız i2'de her ne kadar otomatik odaklama olsa da bunun iyi ayarlanabilmesi için fotoğrafı çekerken deklanşöre hemen basıp Mamanız lazım. Vizörden baktığınızda ekranın ortasında odaklama için bir nokta bulunuyor. Eğer deklanşöre yarım basarsanız kamera odaklamayı ve e, pozlamayı bu noktaya göre ayarlıyor. Zaten hem vizörde hem de kameranın üzerindeki ekranda mesafeyi görebiliyorsunuz. Bu sayede de daha güzel fotoğraflar çekebilmeniz mümkün oluyor. Sonuçta bu bir dijital fotoğraf makinesi değil. Deklanşöre bastığınız an geri dönüşü yok ve filmler de pahalı olduğundan dikkat etmek gerekiyor. Şimdi makinenin fiyatını arttıran bir diğer özellik olan manuel kontrollere gelin. Aslında manuel mod işin biraz daha profesyonel tarafı. Çünkü hem diyafram açıklığını hem de enstantane hızını elle ayarladığınızda fotoğraf makinesi üzerinde tam kontrol sahibi oluyorsunuz. Peki profesyonel değil de daha çok hobi amaçlı kullanan biriyseniz ne olacak? Çözümü çok basit. Makine monal modun dışında otomatik, enstantane öncelikli pozlama, diyafram öncelikli pozlama, çoklu pozlama, otomatik zamanlayıcı gibi 5 farklı moda sahip. Şimdi bilmeyenler için bu modları sıkıcı bir şekilde anlatmak istemiyorum. O yüzden birkaç örnekle hangi mod, ne zaman kullanılır kısaca üzerinden geçeceğim. Öte yandan daha iyi sonuçlar alabilmeniz için de birkaç ipucu vereceğim. İlk olarak bir polaroid makine alıyorsanız arkadaşlarınızla birlikte çok fazla portre fotoğraf çekeceğiniz aşikar. Güzel bir portrenin sırrı ise iyi bir alan derinliği yakalamak. Bunun için iFoto'da seçilebilecek 2 adet mod mevcut. Bunlardan biri işi oldukça kolaylaştıran otomatik mod. Burada tek yapmanız gereken kendinizi odaya yerleştirmek. Daha sonrasında deklanşöre yarım bastığınızda makine her şeyi kendi otomatik ayarlıyor. Geriye de sadece fotoğraf çekmek kalıyor. Alan derinliğini daha efektif kullanmak istiyorsanız da seçmeniz gereken mod diyafram öncelikli pozlama. Yalnız burada diyafram açıklığını sizin seçmeniz lazım. Benim önerim F8 gibi geniş bir diyafram açıklığı. Uygun deklanşör hızıysa zaten makine kendi ayarlıyor sonrasında odağı yine deklanşöre yarım basarak kilitledikten sonra netlikten emin olmak için vizördeki odak mesafesini kontrol etmek gerekiyor. Eğer ki vizörle el işareti varsa hızı ya çok yavaş demek ya da pozlama sırasında bir sorun olmuş demektir. O yüzden kamerayı ya sabit bir yüzeye koyun ya da tripod kullanın. Gelelim çoklu pozlamaya. Çoklu pozlama en basit anlatımıyla iki fotoğrafın aynı fotoğraf karesinden elde edilmesi diyebilirim. Aslında yabancı olduğunuz bir teknik değil. Eminim internette birçok örneğini görmüşsünüzdür. Hatta daha iyi anlamanız için ekrana birkaç örnek de koyuyoruz. E, bu modu nasıl kullanacağınızı anlatmayacağız. Çünkü daha çok yaratıcı bir teknik olduğu için her şey e, sizin hayal gücünüze kalmış. iTunes'un sahip olduğu son modsa instantan öncelikli pozlama ne işe yarıyor derseniz hareket halindeki nesneleri daha saydam ve bulanık bir şekilde çekmek ya da pan tekniği uygulamak için tercih edilen bir mod. Özellikle belgesel, aksiyon, spor ve doğa fotoğrafçılığında sıklıkla kullanılıyor. Belgesellerde avının peşinde koşan bir aslan gördüğünüzde anlayın ki bu modla çekilmiş. Enstantan öncelikle pozlamayı kullanacaksanız deklanşör hızını 1 bölü 250 ile 30 saniye arasında seçmeniz lazım. Diyafram açıklığını ise makine kendi seçiyor. Sonrasında eğer çekeceğiniz özne hareket ediyorsa kamera bulanıklığı kendisi yakalıyor. Bunların yanında güzel çekimler yapmak istiyorsanız çok fazla ışığa ihtiyacınız var. İster kapalı bir alanda olun, ister dışarıda gündüz veya gece çekim yapıyor olun, ekstra bir ışık kaynağına ihtiyacınız olması muhtemel. i2 ise bu konuda size oldukça yardımcı oluyor. Eğer vizörde bir şimşek işareti görürseniz anlayın ki ortamda yeterli ışık yok. İşte bu noktada gösterge panelinin altındaki düğmeden flaşı açmanız lazım. Ancak iPhone'un flaşı 2,5 metre menzile sahip. Dolayısıyla geniş alanları tam olarak aydınlatabilecek güçte de değil. Bu nedenle nesneye yakın olmanız şart. Öte yandan kameranın üstünde 2,5 milimetrelik harici bir flash senkronizasyon portu mevcut. Buraya harici flaşınızı takıp da kullanabiliyorsunuz. Modları bir kenara bırakırsak çoğu kişi için bu modlardan daha önemli bir konu var. O da fotoğraf kalitesi. Açıkçası AITO bu konuda hemen hemen beklediğim gibi çıktı. Renkler canlı değil. Zaten beklentim de bu yönde değildi. Polaroid'in o karakteristik soluk vintage görünümü aynı şekilde korunmuş. Yalnız diğer Polaroid makinelere göre daha keskin fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Bununla daha net bir şekilde görebilmeniz için hem ofiste hem de açık alanda birkaç fotoğraf çektim. Fotoğrafların kalitesi sizin de ekranda gördüğünüz gibi. Eğer ki retro fotoğrafları seviyorsanız büyük ihtimalle hoşunuza gidecektir. Bu arada benim kullandığım filmler I-Type serisine ait renkli filmler. Ayrıca serinin bir de siyah beyaz olan alternatifi var. Ayrıca makinede kullanabileceğiniz tek film seçeneği de bu değil. Polaroid 600 ve Polaroid SX70 serisi filmler de aynı şekilde destekleniyor. Tasarım açısından Aytur genel olarak markanın daha gösterişli duran Nav serisinin aksine sade bir çizgide. Ancak üzerindeki koyu gri ve kırmızı vurgularla birlikte mat siyah gövdesi kesinlikle Nav serisinden daha şık duruyor. Gövdesi neredeyse tamamen plastik. Ancak ucuz bir plastik değil sağlam bir his veriyor. Üzerinde metal olan tek yerse lensin dış kısmı. Ağırlık olarak diğer Polaroid makineler gibi hafif değil. Elbette onlar kadar kompakt bir yapıda da olmadığından gayet normal bir durum. Kontroller için ise iTunes'un üzerinde 3 adet düğme mevcut. Bunlar güç düğmesi, flash düğmesi ve modlar arası geçiş yapmaya yarayan ince bir düğme. Diğer taraftan öndeki kontrol tekerleğinin işlevi çekim moduna göre değişiyor. Örneğin manuel moddayken başta diyaframı ayarlasa da hızlı bir şekilde basıldığında enstantane hızını kontrol edecek şekilde değiştiriyor. Bunların haricinde üst tarafta diyafram açıklığını ayarlamak için bir tekerlek daha mevcut her iki tekerleğinde kullanımı kolay ve hassas olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan I2'ya film yerleştirmekte oldukça basit. Yan tarafa konumlandırılan kaydırmalı tuş lensin altındaki kapağı açıyor. Buradaki tepsiye yeni filmleri yerleştirip geri ittiğinizde her şey olmuş oluyor. Daha fazla yapmanız gereken hiçbir şey yok. iTune'un vizörü ise belki kameranın en kötü yanı. Çünkü parlamaya karşı oldukça hassas. Bazen ekrandakileri görmekte çok zorlanıyorsunuz. Ayrıca vizörden baktığınızda alttaki e, bilgi ekranını görmek çok zor. Bununla birlikte vizör lensi iyi hizalanmış. Yani görüntüleri kaldırıcıya tam olarak yansıtabiliyor. Eğer benim gibi vizörden her şeyi görmekte zorlanırsanız Polaroid'in mobil uygulaması da mevcut. Kamera e, Kamerayı bluetooth ile kolayca bağlayıp anında uygulama üzerinden kontrol sağlayabiliyorsunuz uygulamadan modlar arasında geçiş yapabilmek, diyafram açıklığını veya enstantane hazırlığını ayarlayabilmek mümkün. Son olarak i2'yu devamlı yanınızda gezdireceğiniz için pil konusu da önemli. Polaroid kaç miliamper olduğunu belirtmese de içerisinde 15 pakete kadar çekim ömrü sunan lityum iyon bir pil barındırıyor. Benim elimde tek paket olduğundan bu ne kadar doğru test etme fırsatı bulamadım. Ancak devamlı açık tutmadığınız sürece bu süreyi bile aşabileceğini tahmin ediyorum. Toparlayacak olursak Polaroid i2 2023 yılında alınabilecek en yetenekli şıpşak fotoğraf makinelerinden biri olmuş. Gerek sunduğu lens kalitesi, gerek sunduğu özellikler açısından şimdilik karşılaştırabileceğimiz herhangi bir alternatifi yok. Elbette yine son karar her zaman olduğu gibi sizin. Benim söyleyeceklerim burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Cankaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.